Merhabalar dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Rebel isimli oyunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzak Bozkır oyununu kaçakçı ile beraber normal modda oynayacağız. Operasyonumuzun adı Demir Yumruk arkadaşlar. Operasyonumuzu başlatıyoruz. Operasyonumu başlattığım bölgeyi burada görüyorsunuz. Hemen başlangıçtaki geliştirmelerimi yapıyorum. Buraları siz hızlıca takip edersiniz. Öncelikle arkadaşlar 20 Mart'a kadar video atamayacağımı söylemiştim. Artık bugünden sonra düzenli olarak video atmaya devam edeceğim. Bu zamana kadar sabırla beklediğiniz için, en azından bekleyen arkadaşlarım için söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Bir yandan konuşup bir yandan da geliştirmeleri yapacağım. Siz geliştirmeleri kaçıracak olursanız oyunu durdurup takip edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, bu zamana kadar video atamadım. Öncelikle bunun için özür dilerim. Kanalı birazcık bu süreçte videosuz bıraktım ama bundan sonra düzenli olarak videolar gelmeye devam edecek. Plak isimli oyunu da oynamaya devam edeceğim. Ama Plak isimli oyunu oynarken de sizlere şunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Artık korona gerçekten çok ciddi bir problem olmaya başladı. Yani hastanelerdeki durum birazcık sıkıntılı. Şöyle sıkıntılı. Sıkıntı bizden dolayı aslında. Yani eğer biz evimizde durup bu salgının yayılmasına engel olmazsak daha da sıkıntılı durumlar olacaktır. Yani salgının bu haliyle kesebilirsek çok iyi olacak arkadaşlar. O yüzden lütfen ama lütfen evinizde kalın. Lütfen dışarıya çıkmayın. Yani size virüs çok ağır bir şekilde zarar vermeyecek olsa bile annenize, babanıza, ne bileyim büyük annenize, büyük babanıza ya da evinizde bir rahatsızlığı olan herhangi bir akrabanıza ciddi anlamda sıkıntılar verebilir. Bunu videonun başındayken hatırlatmak istiyorum. Buraya kadarki geliştirmeleri bir yandan oynayıp bir yandan da yaptığım için birazcık ezbere yaptım. Bunlar benim ezbere yapmış olduğum geliştirmeler. Oyunun başlangıcında siz de bu şekilde başlayabilirsiniz. Şimdi birazcık da bu bölümle ilgili sizlere bahsetmek istediğim şeyler var. Bu bölümde arkadaşlar kaçakçıyla oynuyoruz. Kaçakçımızın özelliği ara ara bir yerlerden para kazanıyoruz diyeyim. Yani böyle bazen ekstradan para geliyor oyunda oynarken. Ama bu da yolsuzluğun daha hızlı artmasına neden oluyor. Yolsuzluk daha hızlı arttığı için itibarımız daha hızlı bir şekilde azalıyor. Buna engel olmaya çalışacağız. Ayrıca bu bölümde arkadaşlar isyancıları tamamen yok etmeye çalışacağım. Daha doğrusu şöyle, isyancıları tamamen ikna etmeye çalışacağım mı diyeyim artık, nasıl diyeyim bilmiyorum ama yani onlarla anlaşma masasına oturup bir yandan da savaşacağım. Bu şekilde onları yok etmeye çalışacağım. Sonraki videolarda büyük ihtimalle anlaşma masasına oturmadan bunu yapmaya çalışırım. Şimdi isyancıları bu kalabalık bölgelere girmesin diye ben mümkün olduğunca köşeye sıkıştırmaya çalışıyorum. Bu arada umarım iyisinizdir. Uzun zamandır kanala video atamadım. Bir takım işlerim vardı ama işlerimi hallettikten sonra artık kanala düzenli olarak video atmaya devam edeceğim. Evde kaldığınız süre boyunca canınız sıkılmasın diye arkadaşlar her gün video atacağım söz. Yeter ki evinizde kalın, kendi sağlığınızı düşünün, sevdiklerinizin sağlığını düşünün. Bu önemli sağlık probleminden hep beraber rahat bir şekilde kurtulalım. Bu arada garnizonun konumunu beğenmedim. O yüzden oraya garnizon inşa etmek istemiyorum. Şu an isyancıları istediğim bölgeye doğru birazcık ilerlettim. Çünkü bu sol üst tarafa doğru ilerlemelerini gerçekten istemiyordum. Bu oyunda sol üst taraf ve sağ üst tarafta ciddi anlamda yerleşim bölgeleri var. Daha doğrusu üst tarafta yerleşim bölgeleri fazla. Mümkün olduğunca ben onları alt tarafta tutmaya çalışacağım. Çünkü bir yandan da halkın isteklerine bakıp ona göre geliştirmelerimi yapıyorum arkadaşlar. Siz de bu şekilde yaparsınız. İlk oynadığım videolarda bu bölgeye tıkladığımda işte halkın nerelerini ne istediğini grafiğinin çıktığı yeri bilmiyordum. Birazcık acemice oynuyordum. Bu video atmadığım süre zarfında kendimi birazcık geliştirmeye çalıştım. Hala çok iyi olduğu söylenemez ama kendimi oynayarak daha da geliştirmeyi düşünüyorum. Zaten Plak isimli oyunda da bu şekilde olmuştu. Şimdi Earthbus seçeneğini kullanıyoruz.
Ordumuz hazır. Kendi askerlerimiz de hazır. Bu arada kanala uzun zamandır video atmadım. Belki bu oyuna ilk defa denk gelen arkadaşlarım için kısaca bir özetlemek istiyorum. İlk defa oynamayan arkadaşlar da isterse burayı hızlıca ileriye sarabilir. Bir yandan da kaçakçıyla beraber hızlıca yolsuzluk yükseldiği için buna müdahale etmeye çalışıyorum. Şimdi oyunumuzdaki amaç arkadaşlar bölgede istikrarı sağlamak. Bunu sağlarken de itibarımızın sıfıra inmemesini sağlamak. Bir yandan isyancılarla mücadele edeceğiz. Bir yandan da bu iyileştirmeleri yapacağız. İşte kamu hizmetlerini yapacağız. Bunları yapıp oyunu kazanmaya çalışacağız. Zaten oyunu izlediğiniz zaman oyun gayet güzel bir şekilde anlaşılabiliyor. Ben burada genelde örtbas seçeneğini tercih ediyorum arkadaşlar. Ben başlangıçta oyuna ilk başladığım zamanlarda sürekli özür dileyip para verirdim ama bu arada garnizon için güzel bir konum. Dağlık bölgede isyancıları kaçırmaya çalışacağım güzel bir konum. Bu arada yorumlarınızı okuyorum. Yorumlarınız benim için gerçekten değerli. Hani bu video atamadığım süre boyunca emin olun yazdığınız bütün yorumları okudum. Yorumlarınızı dikkate alıyorum. Oyunu benden daha iyi oynuyor olabilirsiniz. Kesinlikle buna bir itirazım yok. Yani bunu yapıcı bir dille işte şöyle yapsaydın şurada daha iyi olurdu şeklinde söylerseniz seve seve kendimi geliştirmek için bunları yaparım. Şimdi yolsuzluk bayağı fazla olduğu için itibar puanı ciddi anlamda kaybetmeye başlayacağım birazdan. O yüzden yolsuzluğa bir an önce müdahale etmek istiyorum. Ulusal askerler arasında firar sayısı artıyor. Ödemeyi artıralım, yapacak bir şey yok. Mesela yorumlarda gördüğüm bir şey vardı arkadaşlar. İşte orduda sen dümdüz askerleri üretip ileriye doğru gidiyorsun, askerler güçsüz kalıyor vesaire falan diye. Yorum yapan arkadaşım teşekkür ediyorum. Askerleri artık böyle sürekli arka arkaya basmak yerine, bu arada konuşma istemeye daha doğrusu barış teklifi anlaşması gelmeye başladı ama %100 oranda reddedecekleri için kabul etmedim. Demişler ki önce askeri bas, askeri bastıktan sonra güçlendirmeyi bas. Öyle yaparsan askerlerin daha güçlü olur demişler. Ben de bundan sonra onu dikkate alıp ona göre ordumu oluşturacağım. Yani dediğim gibi yaptığınız yorumlar önemli. Bazen hepsine cevap veremiyor olsam da inanın hepsini okuyorum ve değerlendirmeye alıyorum. Şimdi burada kurnaz baskı diyemiyorum çünkü dış ilişkiler ofisini açmamıştım. Bunu açtıktan sonra kurnaz baskıyı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bölgedeki destek seviyeniz arttıkça itibar puanınıza ekleniyor bunlar. Şimdi itibar puanım yavaş yavaş düşmeye başladı ama bunun hepsini ben istikrarı geri sağladığım zaman geri toplayacağım. Bir yandan da yolsuzluk temizliği yapmaya devam ediyorum. Askerleri birbirinden destek alacak şekilde koyduğumuz zaman isyancılarla daha iyi bir şekilde mücadele edebiliyor. Eğer asker ile komşu bir bölgede garnizon varsa o da destek sağlıyor askerlerimize. Şimdi hemen koalisyon askerlerini burada geri gönderdim. Bir yandan da uzak bölgelere yatırım yapabilmek için geliştirmelerimi yapmaya devam ediyorum. Bir yandan kamu hizmeti, bir yandan da bu takım geliştirmeleri yapıyorum. Şimdi burada şöyle bir bakalım ne diyebiliriz. 13 paramız olmadığı için yeni hava kuvvetleri şeklinde bir seçeneğimiz şu an açık değil. Ulusal hava kuvvetleri yetersiz diyor. Şöyle birazcık bekleyelim. Yeni hava kuvvetlerini 13 dolara alalım. İsyancıları birazcık köşeye sıkıştırdım. Bu oyunda isyancıları tamamen yok etmeye çalışacağım. Kurallarımızı esnetelim. Ben buraları hızlıca geçiyorum arkadaşlar oynarken çünkü bir oyun gerçekten uzun sürüyor. Siz isterseniz durdurup bakabilirsiniz. Bu arada Plak isimli oyunu oynarken de
çok fazla yorum gelmiş. İşte sen oyuna para yatırmışsın da şöyle geçiyorsun vesaire falan, bizden saklıyorsun şeklinde. Böyle bir kaygım yok arkadaşlar. İnanın yaptığım her şeyi size söylüyorum. Şöyle anlatayım. Bu oyunu da iki kat hızlandırmak için oyunun ben paralı versiyonunu satın aldım. Ama bunu sırf oyunu hızlandırabilmek için yaptım. Yoksa hani böyle satın alayım, ekstradan danışman kullanayım vesaire falan. Öyle bir gayem yok. Plakta da öyle bir gayem olmadı. Hele hele sizi yanıltmak için hiçbir sebebim yok. Yani zaten yaptığım her şeyi söylüyorum. Yani bunda da yine söylüyorum arkadaşlar. Ben oyunu iki kat hızlandırmak için satın aldım. Ve bundan dolayı sanırım danışmanları kullanabiliyorum. Bilmiyorum yani, belki normal modda da kullanılabiliyordur ama ben oyunu indirdiğimde direkt bunda satın aldığım için danışmanları kullanabiliyorum. Belki siz danışmanları kullanamıyor olabilirsiniz ama normal modda danışmanları çok yani kullanamasanız da önemli değil. Çok rahat bir şekilde oyunu kazanabilirsiniz. Bir yandan hükümetle ilgili gelişmeleri yapıyorum. Bir yandan zaman zaman kamuya yatırım yapıyorum. Bir yandan da isyancılarla mücadele etmeye çalışıyorum, ordumu güçlendirerek. Yolsuzluğu kontrol altına aldık sayılır. Kaçakçıdaki en büyük problem yolsuzluk arkadaşlar. Yolsuzluktan dolayı müdahale etmezseniz sürekli itibarınız düşüyor. Hala kabul etmeme ihtimalleri çok yüksek olduğu için ben barış anlaşmasına oturmak istemiyorum. Dediğim gibi bu oyunda barış anlaşmasına otursak bile, bu arada garnizon için çok güzel bir yer, hemen garnizonumu inşa ediyorum ve garnizonun olduğu bölgedeki askerlerimi isyancıların olduğu bölgeye gönderiyorum. Sivil desteği almak adına bir takım güçlendirmeleri yapıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bölgelerin kontrolünü neredeyse sağlamış durumdayız. Yol ya da iletişim yapalım. Sağlık hizmetlerini geliştirelim. Dediğim gibi bölge yazan yere basaraktan, hani o bölgede ne isteniyorsa, neye karşı yatırım isteniyorsa onu yapabilirsiniz. Bu şekilde daha hızlı bir şekilde itibar değil de istikrar kazanacaksınızdır o bölgede. Tam erişim diyelim. Ne de olsa yolsuzluğun önüne bayağı bir geçmiş durumdayız şu an. Dediğim gibi arkadaşlar, şu an oyunda böyle çok profesyonelim, çok aşırı iyi oynuyorum şeklinde kesinlikle bir iddiam yok. O yüzden yorumlara işte çok kötü oynamışsın vesaire falan değil. İşte şundan dolayı kötü oynamışsın, bunu yaparsan daha iyi oynayabilirsin şeklinde yorum yazarsanız çok sevinirim. Evet, siz daha iyi oynuyor olabilirsiniz ama neyi kötü yaptığımı söylerseniz ben de ona göre kendimi geliştirmeye çalışırım. Şimdi bu arada konuşmayı deniyorum ben. Şundan dolayı konuşmayı deniyorum. Şimdi konuşmayı denerken bana sürekli seçenek sunacak. İşte isyancılar silahları bıraksın mı, şöyle olsun, böyle olsun. Mesela gördüğünüz gibi burada tüm isyancıları hapset diyorum. İşte itibar puanı kazanıyorum vesaire falan. İtibar puanımı biraz daha yükseltebilmek adına ben anlaşmaya oturuyorum. Dediğim gibi sonraki videolarda anlaşmaya oturmadan da yenmenin yollarını deneyeceğim. İsyancıları yasaklıyorum. 4 itibar puanı daha kazanacağım. Bu arada suçumuzu örtbas ettik. İsyancılar tüm silahları teslim etsin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, itibar puanımız 90'a kadar çıktı. Bu arada kalabalık bölgeleri kaybettiğiniz zaman ciddi anlamda itibar puanı kaybediyorsunuz. O yüzden kentsel bölgeleri, işte böyle kırsal bölgeleri vesaire falan, nüfusu fazla olan yerleri mümkün olduğunca isyancılara kaptırmamaya bir an önce müdahale etmeye çalışın. Şimdi burada kırsal yardım ofisini yükseltebilirim. İki tarafta değil, isyancılar özür dilesin. Ben bir şey yapmadım. Ben barış sağlamaya çalışıyorum.
Biliyorsunuz arkadaşlar, ben her zaman barış yanlısı bir insanım. O kadar da kamu yatırımı yapıyorum, yolsuzlukla mücadele ediyorum. Hala neye isyan ediyorlar anlamış değilim yani, gerçekten anlamıyorum. İsyancıların kafası da ayrı bir kafa. Gördüğünüz gibi şu an 100'ün üzerinde bir itibar puanına ulaşmış durumdayım. Bir yandan kaybediyorum ama bir yandan da itibar puanlarını kazanmaya devam ediyorum. Burada kurnaz baskı yapıyoruz. İsyancıların kapasitesi azalacak. Yani bu oyunda uzun zamandan beri video atmamamdan ötürü birazcık konuşmak istedim. Birazcık sizle de yani sohbet etmek istedim. Ondan dolayı oyunu şu şekilde şunu yaptım, bundan dolayı bunu yaptım şeklinde anlatamadım. Sonraki videoları daha güzel bir şekilde anlatırım. Şimdi zaten bu 5. bölüm, artık normal modda oynadığımız 5. bölüm. Şimdi acımasız modda oynamaya başlayacağım. 5 tane acımasız modda, daha doğrusu 5 bölümde acımasız modda kazanınca yeni bölümler açılacak. Onların da videolarını çekip kanala atarım. Bu oyunu da bu şekilde bitirmiş oluruz. Zaten Plak isimli oyunda çok az bir yerimiz kaldı. Onları da en kısa zamanda tamamlayıp artık o oyunu da tamamen bitirmek istiyorum. Projeyi onaylayalım. Fazladan para harcadık ama zaten paramız var. Hiç sıkıntı değil. Burada anlaşmayı ben reddediyorum. Çünkü isyancıları tamamen bitirebiliyormuşuz. Bunu deneyip görmek istiyorum. Tamamen bitirebilecek miyiz? Gerekirse oyunu kaybederiz ama ben sonuna kadar isyancılarla mücadele etmeyi düşünüyorum. Hemen isyancılar kamp kurdu. Kamp kurdukları bölgeye askerlerimi yollayıp müdahale etmek istiyorum. Artık zaten paramı çok harcayacak fazla bir yer kalmadı. Kamu için, kamu yatırımları için harcıyorum. Kaçakçıyla gerçekten güzel para kazanıyorsunuz. Tek sıkıntı işte yolsuzluk fazla arttığı için itibar puanınız bir anda böyle çok fazla düşüp sıfıra inebiliyor. Şimdi şöyle sağ üstteki askerlerimize destek, şu an destek gönderebileceğim bir yer olmadığı için seçimleri erteliyorum ben burada. Aslında ertelemeyip parayla itibar puanı kazansaydım da olurdu ama neyse, çok da önemli değil. Zaten 61 param vardı yani, hani yapabilirdim, niye yapmadım bilmiyorum. Dalgınlığıma geldi herhalde. Bu arada arkadaşlar, videonun başında hatırlattım, tekrardan hatırlatmak istiyorum. Lütfen bu salgın durumunu ciddiye alın. Bana bir şey olmaz demeyin. İnanın durum ciddi. Sizin için. Yani belki bu virüs genç yaştakilere çok etki etmeyecek ama siz kendi işte annenize, babanıza, büyük annenize, büyük babanıza, işte yaşlı bir başka bireye bulaştırabilirsiniz. Bu illa akrabanız olmak zorunda değil, komşunuz olur, sevdiğiniz birisi olur. Lütfen evinizden çıkmayın. İhtiyacınız, yani böyle çok acil ihtiyaçlarınız olmadığı sürece bol bol elinizi yıkayın. En az 20 saniye elinizi yıkayın. Bol köpüklü yıkayın, sabunla yıkayın. Virüs zarflı bir virüs. Yani bu ne demek arkadaşlar? Aslında bu bizim için büyük bir şans. Virüs dezenfektanlara karşı çok da güçlü değil. Yani elimizi düzgün bir şekilde yıkarsak çok rahat bir şekilde bu virüsü elimize bulaşmış olsa bile elimizden kovabiliriz. Umarım yani daha sağlıklı günlerde beraber daha güzel, daha eğlenceli videolar oynarız, daha güzel oyunlar oynarız. Gerçekten yani sağlığınız bizim için çok önemli. Önce siz kendinizi koruyacaksınız, ondan sonrasında biz elimizden geleni yapmaya çalışacağız. O yüzden bir kere daha lütfen evinizde kalın diyorum. Söz izleyebilmeniz için deyin ki canımız sıkılıyor, bize şu oyunun videosunu çeker misin diye. Fırsat buldum, ilk anda videosunu çekip kanala atacağıma dair söz veriyorum. En azından karantina günlerini bu şekilde çok sıkılmadan geçirmiş oluruz. Bu arada yeni bir başarının kilidini açmış olduk.
Dediğim gibi isyancılar tamamen yok olana kadar ben barış anlaşması yapmayı düşünmüyorum. Bu arada artık kanalda tekrardan düzenli video atmaya devam edeceğim. Kısa bir süreliğine cidden işlerim de çok yoğun olduğu için video atamadım. Ama artık çok sık bir şekilde her gün video atmaya çalışacağım. Kanala abone olursanız benim için destekleriniz çok önemli gerçekten. Kanala abone olursanız bana güzel bir destek olmuş olursunuz. Eğer bu oyun videosunda beğenirseniz bu oyunu oynamama devam etmek yani bu oyunu çekmeye devam etmemi isterseniz de bir like atarsanız en azından ben de haberdar olurum oyunu istediğinize dair ve bu oyuna daha fazla ağırlık veririm. Zaten bu oyunda da çok fazla bölüm yok. Yakın zamanda bunu da bitiririz. Age of Civilization 2 oynayacağım aklımda arkadaşlar. Onu da yoruma yazacak arkadaşlar varsa şimdiden onun sözünü de verebilirim. Takipte kalmanız yeterli. Bu arada isyancılar kaçıyor. Biz kovalıyoruz. Kovalama isyancılar böyle minik bir fake attı bana. Ben de fake'i anında yedim tabi. İtibar puanımız şu an 80'lerde gayet iyi. İstikrarı neredeyse sağlamak üzereyim. Burada hemen kurnaz baskı deyip isyancılara olan desteği azaltıyorum. Burada da orduya yatırım yapıyorum. Zaten artık gırla param var. Harcayacağım bir yer yok. Burada seçimleri planla diyorum. Zaten 7 dolar kaybedeceğim ve 2 de itibar puanı kazanacağım. Gayet güzel bir şey benim için. İsyancıların son çırpınışları arkadaşlar. Birazdan isyancıların hepsini yok edeceğim. Sabırla onlar kaçıyor. Ben kovalıyorum. Barış yapmak istiyorlar. Tabii ki kabul etmeyeceğim. Anlaşmayı reddetmek yerine imtiyaz talep ediyorum. Yani böylelikle daha bir yani daha iyi bir zamanda oturmak için vakit istedim sayılır. Yani bu sürede de itibar puanı kazanmaya devam ediyorum. Çünkü anlaşmayı direkt reddetsem sanki isyancı sayısı artacak gibi hissettim. O yüzden öyle yapmak istedim. İsyancılar yine barış yapmak istiyor. Burada ben daha fazla itibar puanı kazanabilmek için imtiyaz talep ediyorum. Burada 5 itibar puanı kazanmak için seçimleri planlıyorum. Ben oyunu biraz da oynadığım için seçeneklere hızlı hızlı basıyorum arkadaşlar. Siz bu oyunu oynarken okuyup ona göre hareket edersiniz. Zaten seçenekleri yaptığınız zaman size ihtimalleri vesaire falan tek tek söylüyor. Yardım kuruluşuna bağış yapalım. Zaten orduya yeteri kadar yardım yaptım. Elimde de deliler gibi para var zaten bir yere de harcayamıyorum. Az kaldı arkadaşlar. İsyancıları hissediyorum. Yakın zamanda yok edeceğiz. 8 itibar puanı kaybettim. Kötü oldu birazcık ama hiç sıkıntı değil. Artık bu noktadan sonra oyunu rahat bir şekilde kazanacağımızı düşünüyorum. Sol alt köşedeki isyancılar bayağı inatçı çıktı ya. Bir sola gidiyorlar, bir yukarı çıkıyorlar. Ama az kaldı. Suları ısınıyor, hissediyorum.
Burada yine imtiyaz talep ediyorum ben. Kurnaz baskı diyorum. Alttaki isyancıları yok ettim bu arada. Bir tek üstteki isyancılar kaldı. Derken başka bir bölgede daha patlak verdiler. Artık tamamıyla köşeye sıkıştırdım arkadaşlar isyancıları. Yeni polis müdürü insan haklarını ihlal ediyor diyor. Ne yapalım? Görmezden mi tutuklayalım mı, ödül mü verelim? Tutuklayalım. Zaten artık oyunu neredeyse bitirdik. Neredeyse kazanmak üzereyiz. Suçumuzu örtbas ediyoruz. Ve artık son isyancıları da yok ettik arkadaşlar. İsyancı kalmadı gerçekten. Orduya yatırım yapalım. Zaten para çok. Anlaşmayı kabul ediyorum arkadaşlar. Çünkü zaten ortada isyancı kalmadı yani. Ortada isyancı kalmadığı için de itibar puanı kaybetmeyeceğim. Bu şekilde oyunu kazanmış oluyoruz. Hiç isyancı bırakmadan oyunu demek ki kazanabiliyormuşuz. Yorumlarda arkadaşlar söylemişti. Ben de bunu denemiş oldum. 5 yıldız aldık. Süper. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.